Merhabalar. Teknofest ön değerlendirme raporlarının gönderilmesi süreci artık tamamlandı. Bu aşamadan sonra değerlendiriciler bizim ön değerlendirme raporlarımızı değerlendirecekler ve bir puan verecekler. Bu puana göre ikinci aşamaya geçip geçmediğimize karar verilecek. Peki bu ikinci aşamada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle proje detay raporunu artık hazırlamamız veya hazırlamaya başlamamız gerekli ve projemizi de aynı zamanda bir taraftan tamamlamaya çalışmamız gerekiyor. Proje detay raporunun son gönderim tarihi genelde Mayıs ayının ikinci haftası, üçüncü haftası şeklinde değişebiliyor. Bunlara yine Teknofest'in yarışmalar sayfasından, proje takvimi kısmından bakabilirsiniz. Proje detay raporunu hazırlarken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan en önemlisi raporu belli bir şablonu var. Bu şablona göre hazırlamanız gerekiyor. Peki hangi bölüme ne kadar puan verildiğini bilmemiz bizim aslında hangi bölüme ne kadar önem verdiğimiz, hangi bölümü ikinci plana atabileceğimiz kısmında bir takım ipuçları veriliyor. Şimdi bu puanlama kriterlerine bakarak proje detay raporunun değerlendirmesini yapalım. Proje detayları ile ilgili bölümlerin puan kriterlerini tablomuzda görebiliyorsunuz. Buna göre birinci olarak proje özeti 0 ile 5 puan arasında değerlendiriliyor. İkincisi problem, sorun 0 ile 10 puan arasında. Çözüm yönteminiz yine 0 ile 15 puan arasında değerlendiriliyor. Yöntem artık raporunuzun veya çalışmanızın tamamen tamamlanmış halini veya sonuca ulaşmaya yakın halinizi, hangi yöntemlerle yaptığınızı, hangi malzemelerle oluşturduğunuzu anlattığınız kısım ise 0 ile 15 arasında değerlendiriliyor. Yenilikçi yönü yine 0 ile 15 puan arasında değerlendiriliyor. Burada bu arada alttaki rakamlarda bizim geçen sene başvurduğumuz projenin bize verilen puanları, mesela bununla ilgili yine detaylı proje detay raporu nasıl hazırlanır, bununla ilgili örnek bir proje üzerinden çalışmalarımızı yürüteceğiz ilerleyen aşamalarda. Burada aldığımız puanlarda görebiliyorsunuz. Örneğin çözüm kısmında değerlendiriciler 0-15 puan arasından 11,5 puan vermişler. Yani bu kısımda biraz zayıf kalmışız. Bunları nasıl geliştirilebiliriz? Bunlarla ilgili de fikirlerimizi belirteceğiz. Yine yöntemde 15 puandan 12 puan verilmiş. Diğer kriterler ise uygulanabilirliği 0-10 puan arasında yine. Tahmini maliyet ve proje zaman planlaması 10 puan yine. Proje fikrinin hedef kitlesi 0-5 puan arasında. Riskler 0-10 puan arasında ve kaynaklar ve rapor düzeni 0-5 puan olarak gözüküyor. Burada rapor düzeni dediği şablonda belirtilen kriterlere uyup uymadığınızla ilgili düzenden bahsediyor. Örneğin Times New Roman 12 punto, işte satır aralıklarına uyulmuş mu, kenar boşluklara uygun yapılmış mı, başlıklara veya içindekiler tablosu hazırlanmış mı, bunlarla ilgili detaylara da yine kaynaklarla birlikte 0 ve 5 puan ayrılmış. Buradan aldığınız puan artık sizin Teknofest yarışmasına katılıp katılmayacağınıza karar verilecek bir puan. Bu yüzden proje detay raporunu belirtilen kriterlere göre hazırlamanızda yarar var. Herkese yarışmada başarılar diliyorum.